Filtre kahveniz. Teşekkürler. Süt ister misiniz? Sağ ol, isterim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beklettim, kusura bakma. Önemli değil. Ben de biraz düşünme fırsatı yakalamış oldum. Bir şey içer misin? Kahve alırım. Yeni geldi bu da abla. İkimiz de çok yorulduk değil mi? Beni yoran esas şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum. O yüzden buradayım. Aramızdaki mevzuyu bir sonuca bağlamak için. Uzatmanın kimseye bir faydası yok. Sonuca? Neymiş sonuç? Ayrılmak mı istiyorsun ben? Nazlı'nın merhaba. Merhaba. Sizi görmüşken bir selam vereyim dedim. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Ferit Bey merhabalar. Merhaba. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi iş dünyasından çok iyi tanıyorum. Böyle Nazlı Hanım'la burada görünce sizi şaşırdım doğrusu. Nazlı Hanım benim eşim. Bunda şaşıracak ne var anlamadım. Öyle mi? Bilmiyordum. Peki Nazlı Hanım, sizin benim yardımıma ihtiyacınız yok ki. Neden böyle bir külfete girdiniz anlamadım. Şeref Bey, bize izin verir misiniz? Ne yardımı bu? Ne demek istiyorsunuz siz? Nazlı Hanım bir miktar benden borç para istemişti. Ben de bir miktar faiz karşılığında ona istediğini verdim. Şimdi elimde senetleri var. Nazlı Hanım da yavaş yavaş ödüyor borcunu. Ne demek oluyor bu Nazlı? Şimdi benim gitmem gerekiyor. Nazlı Hanım sonra görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler Ferit Bey. Burası alışveriş merkezi herhalde Mayın Hanım, değil mi? Hayır. Orası konser ve etkinlik alanı. Alışveriş merkezi şurada bak, kenarda. Wow! Sanatı alışverişin önüne koymanız epey cesaretli bir şey. Tebrik ediyorum. Çalıştığım şirketin çok vizyon sahibi bir CEO'su var. Ya ayrıca ortakları arasında da çok başarılı bir sanatçı bulunuyor. Onay almakta hiç zorlanmadım. Yani vizyon sahibi CEO Ferit abiye uyuyor, evet. Ama yani başarılı sanatçı ben kendime çok öyle diyemiyorum. Yani henüz o kadar bir başarımı görmedik ya. Mütevazı sanatçı diyebiliriz kendisine. Evet, evet. Mütevazı daha iyi. Sen artık ekibinle bir konser veriyorsun açılışta. Biz Ferit'le öyle bir şeyler konuşmuştuk. Tabii canım. Seve seve. Yani o günler gelsin de seve seve çalırız. Nazlı, benim bunu anlamam. Hadi anladım. Kabul etmem mümkün değil. Adam gelmiş neler diyor. Senin böyle bir adamla ne işin olabilir? Tefeci mi bu adam? Sen tefeciden borç mu aldın? Ne yapsaydım? Kredi borcunu ödeyemiyordum. Restoranda işler kötü gidiyordu. Babamın evi ipotekli, ne yapsaydım? Çok basit Nazlı, söyleyeyim. Benle paylaşabilirdin. Neden Ferit? Benim kendi derdimi kendim çözmeye hakkım yok mu? Ayrıca hatırlatırım. O zamanlar aramız bozuktu. Beni affetmediğini söyleyip duruyordu. Yani bu tatsız tesadüf yaşanmasaydı sen bu meseleyi asla benimle paylaşmayacaktın, öyle mi? Bu bir mesele değil Ferit. Borç aldım. Üç taksitte geri ödeyecektim. İlk taksitini ödedim bile. Çok güzel. Sırlarla, gizemlerle dolu bir evlilik. Dünden beri senden bir cevap bekliyorum Nazlı ama belli ki durum sandığımdan daha karışık. Daha neler var bana söylemediğin? Başka neler saklıyorsun benden? Sakladığım bir şey yok. Emin misin? Çünkü bir anda içine çekildin, bir anda benden uzaklaştın. Sorduğum hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Bence benden sakladığın çok fazla şey var. Biliyor musun Nazlı, artık umurumda değil. Ben bu gizemlerden, sırlardan, bana söyleyemediğin şeylerden çok sıkıldım. Senin bu sessizliğin beni tüketti. Ya ne düşünüyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Boşanmak.
boşanmak istiyorum. Başından beri istediğim buydu zaten, değil mi? Aramızdaki problemleri konuşmadan, çözmeye çalışmadan boşanmak. Senin için en kolay yolu bu, değil mi? Tamam. Boşanalım. Aç davayı. Bir an evvel boşanalım. Şaka olmalı ya bu yaşananlar. Gerçek olamaz yani. Maalesef her şey gerçek Engin. Yarın Nazlı ile boşanma davamız var. İnanmıyorsan bu da ispat. Hiç vakit kaybetmeden işlemlere başlamış bile. Siz bu hale nasıl geldiniz anlamıyorum ya. Yani bu kadar birbirini seven, bu kadar her zorlukla baş eden Ferit'le Nazlı nasıl geldi ya bu hale? Ya hakikaten bir açıklaması olması lazım bunun. Bence de bir açıklaması olması lazım ama o açıklamayı yapacak kişi ben değilim. Ya istersen bir de Nazlı ile konuş diyeceğim ama bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Ne olacak şimdi Ferit? Boşanacak mısınız gerçekten? Bu kadar kolay vazgeçmeyin birbirinizden. Oturun bir kere daha konuşun. Ben elimden gelen her şeyi yaptım Engin. Ama artık bir yere kadar. Boşa kürek çekmek istemiyorum. Yarın mahkemede ne olması gerekiyorsa olacak. Ay Nazlı, böyle son anda bir mucize olacakmış ve her şey düzelecekmiş gibi hissediyorum. Keşke. Ya ama yani böyle olmaması lazımdı ya. Siz gerçekten bütün engelleri aştınız. Artık mutlusunuz, evlisiniz yani. Hep mi kötüler kazanacak? Canım siz iyisiniz, bu sefer de iyiler kazansın. Olmuyor işte Fatoş. İyiler kolay kolay kazanamıyor. Elimden gelen bir şey yok, görüyorsun. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Elim kolum bağlı oturuyorum. Ay bedenim, düşündükçe bile içime fenalıklar basıyor. Aklım almıyor bu iş yani. Aklım alsa ruhum kabul etmiyor Nazlı. Sen bir de benim içimden geçenleri bir bilsen. Koşarak gidip Ferit'in boynuna sarılmak istiyorsun değil mi? Sımsıkı. Sımsıkı sarılmak istiyorum. Ferit'i alıp uzaklara gitmek istiyorum. Kaybolmak istiyorum Fatoş. Bulut'la tabii. Bulut da yanımızda olmalı. Üçümüz. Hepsinden uzakta. Hakikaten ya. Bulut'a ne olacak şimdi? Bizim avukata sordum. Böyle durumlarda vesayeti Leman Hanım alabilirmiş. Ben de Leman Hanım'a güveniyorum. Sen Leman Hanım'a güveniyorsun da bu Hakan neye güveniyor acaba? Bilmiyorum Fatoş. İnşallah yanlış hesap yapmıştır. İnşallah. Ortak, bugün Pelin'le toplantımız var. Bu marina projesinde çalışacağı peyzaj mimarıyla tanıştıracak seni. Biliyorum, unutmadım. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Arkadaşlar toplantıyı sizin restorana planlamış. İstiyorsan başka yere aldırayım. Neden? Ne bileyim, belki Nazlı ile karşılaşmak istemezsin. Hem Pelin de var. Gerek yok. Yani bu bir iş toplantısı. O restoranın yarısı benim.
Böyle bir hakkın vardır herhalde. İyi tamam. Ben hatırlatayım dedim sadece. Yalnız birazdan çıkmamız lazım. Tamam. Hadi ben kaçtım, bekliyorum seni. Görüşürüz. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sorularım var galiba. Yok hayır Nazlı, buraya senin için gelmedim. Yemeğe mi? Yok, pek sevmez. Neden geldin Ferit? Bir iş toplantımız var, burada yapacağız dedik. Engin'in de çoktan gelmiş olması lazım zaten. Bir de Pelin. Merhaba Nazlı. Ben çocuklara söyleyeyim, size masa ayarlasınlar. Tamam. Ferit'ciğim, Nazmi ve Erkan Beyler. Merhaba. Merhabalar. Ferit ben. Buyurun geçelim şöyle. Tarık, ne var ne yok? Kaçış odasından çıktıktan sonra hiç sesin çıkmadı. Ben de seni öcüleri götürdü diye düşünüyordum. Aman, bana ne amma yaptın ha. Ne öcüsü? Allah'ını seversen öcüden korkacak yaşta mıyız ya? Tabii inceden bir oluyor insan. Da şeyden yani, prodüksiyonu çok iyi yapmışlar. İnanıyorsun yani, bayağı başarılı bir çalışma. Adamlar çok iyi çalışmış, vallahi bravo. Evet evet, çok başarılıydı. Ben de çok eğlendim. Siz zaten Engin Bey'le canım, bayağı şey... Hayatınız boyunca o günü beklemişsiniz gibi ya. Bayağı asker gibi daldınız mevzuya. Ne haber Tarık? İyi. Sen nasılsın Fatoş? İyi, ne olsun. Yeni geldin galiba. Ya yok, oldu biraz geleli de şey... Yani işleriniz vardı, öyle ayak altında dolanmayayım dedim. Oturuyordum burada. Ben de Tarık'a bir çorba ikram ettim. Ay ne iyi ettin. Ya Fatoş, Tarık tıpkı senin gibi bu kaçış evinden çok etkilenmiş, çok korkmuş. Evet evet, biz onu daha önceden kendi aramızda konuşmuştuk zaten. Ya ben hiç anlamıyorum ya, neden bu kadar etkileniyorsunuz ki? Alt tarafı bez parçaları ya da ses efektleri. O öyle olmuyor işte Manami-san. Ya dışarıdan bakınca bez parçası da içine girince bir şekilde kaptırıyorsun kendini yani. Ya işte bunu diyorum, neden bu kadar kendinizi kaptırıyorsunuz? Şöyle biraz mesafe koyun. O kadar da duygusara yaklaşmamanız gerekiyor meseleye. Ay ay Nengin. Mesafe koyanlar kulübü. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bizim Japonya'da ölülerin lüfünden arındırmak için üzerimize tuz serpiyoruz. Hah, işte bu bildiğimiz tuz. Önce göğsüme, ondan sonra sırtıma, en son da ayaklarıma. Yani bilemem, deneyebilirsiniz. O kaçış evinden sizin arkanızdan bir şeyler gelmiş olabilir. Ben çocuklara bir bakacağım, hemen geliyorum. Çorba boğazıma dizildi, yemin ediyorum. Şeyden yapıyor yani o da. Şaka yapıyor korkutmak için de. Ay ne gelecek yani? Ben zaten böyle baltı şeylere hiç inanmıyorum. Çok saçma. Ha, ben de inanmam ki. Ya normalde inanmam da. Ne bileyim şimdi Manami söyleyince biraz inanasım geliyor. Neticede kız Japon anlıyor o işlerden. Manami-san deyince insanın inanası geliyor yani. O zaman nasıl yapalım Tarık'cığım? Tamam, deneyelim mi? Hatta nasıl yapalım biliyor musun Tarık'cığım? Tarık'cığım, şöyle göğsümüze yapalım. Göğsümüze. Ha. Biz bunu senin üzerinde deneyelim bakalım. İşe yarıyor muymuş? Bakalım bu Japon tekniği nasılmış ha? Niye? Tamam. Hı? Neydi göğüsler? Önce şöyle göğüslere tuz. Ondan sonra şöyle sırta. Sonra da böyle ayaklara, ayaklara, ayaklara. Bol bol tuz değil mi? Birazcık da şöyle kafaya. Bu da benim katkım oldu canım. Evet. Nasılsın? Vallahi iyi. Şimdiden hafiflemiş hissediyorum yani. Varsa bir şey çıktı. Ha, çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir şey yaptım demek ki yani. Çünkü normal bir şeydi. Bu belli ki bir hatamız oldu. Bu projede özellikle iğne yapraklı bitkileri tercih ediyoruz. Bu sayede marina alanını çevreleyen tepelerdeki zeytin ağaçlarıyla uyum yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yalnız o tepelerde zeytin ağacı yok. Bölgeyi incelemediniz sanırım. Ben internetten araştırmıştım ama... Biraz aceleye geldi herhalde. Dediğiniz gibi internette öyle bilgiler var ama... Zaman darlığından bölgeyi tam olarak inceleyemedik ama en kısa sürede proje alanına bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hatta belki beraber gideriz, ne dersin? Olabilir. Nazlı, bakar mısın?
Arkadaşlar seninle tanışmak istiyor. Bu harika yemekleri yapan kim diye merak ediyorlar. Afiyet olsun. Biraz önce yediğiniz şaheserler bu yetenekli ellerden çıkıyor işte. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Afiyet olsun. Şöyle bir baksanız hiç tahmin etmezsiniz. Nazlıcığım, canım çok fena tatlı bir şeyler çekiyor. Yine tatlı krizim tuttu. Fark ettim. Süt reçelli bir cheesecake'imiz var ama kalorisi biraz yüksek. Emin misin? Belki Ferit'le beraber paylaşırız tatlıyı. Ne dersin Ferit? Ben bir şey yemek istemiyorum. Toplantıya devam edelim mi artık? Afiyet olsun. Evet, devam edelim. Başka ilaveleriniz var mı? Müsaadenizle hemen geliyorum ben. Ferit. Efendim? Toplantına devam etmeden bir araya girebilir miyim? Tabii ki girdin zaten şu an. İyi. Çok vaktini almayayım o zaman. Çünkü çok önemli bir toplantı gibi görünüyor. Öyle. Yalnız bu söyleyeceğimin altında bir şey aramanı istemiyorum. Ne oldu? Pelin'e dikkat et Ferit. Onda bir şeyler var. Bir şeyler var. Nasıl bir şeyler var? Hoşuma gitmeyen bir şeyler. Rahatsız edici. Değişik bir elektriği var. Elektrik. Hissetmiyor musun gerçekten? Pelin'e karşı bir şeyler hissedip hissetmediğimi mi soruyorsun? Hayır Ferit, seni uyarmaya çalışıyorum. Bu kızın bir derdi var. Ve bir şeyler karıştırıyor. Bunu sadece hislerine dayanarak mı söylüyorsun? Evet. Kolay kolay yanılmayan hislerime. Peki bu hissettiğin şey kıskançlık olabilir mi? Bu kıskançlık değil Ferit. Senin iyiliğini düşünüyorum. Ama sen neyin doğru olduğuna inanıyorsan onu yap. Nasıl istiyorsan öyle davran. Efendim saygılar, sevgiler, hürmetler. Leman Hanım, nasılsınız? İyi misiniz efendim? Hakan hayırdır diyeceğim ama sen pek hayırlı bir iş için gelmezsin. Aşk olsun Leman Hanım. Yani siz beni sevmiyorsunuz, nefret ediyorsunuz ama kapıdan da döndürmüyorsunuz arkadaş. Bu nedir ya? Ama ben neden döndürmediğinizi çok iyi biliyorum. Çünkü benim ne söyleyeceğimi merak ediyorsunuz. Biliyor musunuz? Hakan Önder'in en sevdiğim tarafı da bu. Ne söyleyeceği merak edilen adam. Vay be. Lütfen ısrar etmeyin, oturmayacağım. Çünkü az, kısa ve öz konuşmak istiyorum. Uzun konuştuğum zaman sinirleniyorsunuz, agresifleşiyorsunuz. Böyle bir tansiyonunuz yükseliyor. Ben sizi haklı buluyorum. Bakın yine uzun konuştum. İnsan yaşlandıkça daha sabırlı oluyor. Gençken hepimiz sezdik. Zamanla beklemesini öğreniyorsun. Rahmetli babam da öyle derdi ben çocukken. Ben gençken çok tez kanlıydım, hızlıydım derdi. Ne çok birbirinize benziyorsunuz. Ne çok ortak noktanız var. Birbirinize olan alakanız, ilginiz bundan herhalde. Gizli gizli buluşmalar falan ha Leman Hanım. Ama yadırgamıyorum, normal bir şey bu. Neden? Çünkü babam karısını erken yaşta kaybetmiş. Yakışıklı, boylu bolsu bir adam. Siz de genç yaşta kocanızın size olan ilgisini kaybetmiş. Güzel, alımlı, çalımlı, endamlı bir kadınsınız. Sahi babam kız kardeşinizin çiftliğinde kahya olarak çalışıyordu değil mi? Sizin kız kardeşinizin çiftliğine sık sık gitmeleriniz ondan. Leman Hanım, bir şey soracağım. Çocuklarınızın kocanızı babamla aldattığınızdan haberleri var mı? Babanla telefonda konuşurken Ferit her şeyi duymuş. Zeynep hiçbir zaman bilmedi. O zaman hepimiz gençtik. Bu da gençlik hatalarından biri. Sizin gençlik hatanız yüzünden Leman Hanım benim babam hayatından oldu. Farkında mısınız? Onu ne yapacağız? Peki Ferit Aslan babasının bu durumu öğrenip babamı öldürttüğünü biliyor mu? Güzel. Bilmesin.
O çok sevdiği babasının katil olduğunu bilmesin. O çok sevmediği annesinin yüzünden katil olduğunu bilmesin zaten. Hakan, ne yapmaya çalışıyorsun? Niyetin bunca yıl sonra canımı yakmak? Yok, değil. Aslında düşündüğünüz zaman yani ölmüş insanları geri getiremiyorsunuz. Geçmişi yıkıp yenileyemiyorsunuz ama geleceği yeniden inşa edebiliriz. Güzel laf söyledim, öyle değil mi? Levan Hanım, size şöyle anlatayım. Yarın oğlunuz ve gelininizin boşanma davası var. Bu süreçte ben de Bulut'u alabilmek için vesayet işlemlerine başlatacağım ki alacağım da. Ama ortaya küçük bir sıkıntı çıkıyor. Adı Leman. Evet, evet, sizsiniz. Eğer siz ortaya çıkıp ben iyiyim, ben iyileştim, ben torunumu istiyorum gibi şeyler yapmazsanız ki yapmayacaksınız. Neden? Neden? Ferit Aslan babasıyla ilgili gerçeği öğrenir de ondan. Bakın Leman Hanım, şimdi buradan kalkıp gideceğim. Bunu biraz düşünün. Hepimiz için en iyisi, en doğrusu bu olacak. Benim bu hayatta tek istediğim Bulut'un vesayeti. Ben Bulut'un vesayetini alayım. Sonra siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Çocuk sizde kalsın, tepe tepe kullanın. Görmeyeyim ben, umurumda değil. Söylediklerimi unutmayın, anlaştık? İyi günler. Ha bu arada evin manzarası çok güzel. Tadını çıkarın, tamam mı? Nasıl buldun ekibi? Tatlı insanlar. Yani konuşurken o kadar yaratıcı durmuyorlar ama neticede getirdikleri iş iyi, güzel. Yani ben de biraz ona takıldım. Neye takıldın? Yani iyiler hoşlar da sanki projenin bazı detaylarını bugün ilk defa bizimle öğreniyor gibiler. Baksana Pelin toparlıyor hepsini, konusunu. Bir de Nazlı. Bir de Nazlı? Nazlı Pelin'in bazı hareketlerinden şüphelenmiş. Bir şey var bu kızda diyor. Ben de maalesef Nazlı'nın içgüdülerine hala güveniyorum. Bilmiyorum ki Ferit. Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Niye olmasın? Her taşın altından çıkan adam Hakan. Marina işine de niye burnunu sokmasın ki? Ya bilmem ki. Neticede Pelin'i hayatımıza sokan Nazlı, biliyorsun. Neyse, şimdilik işimize devam edelim. Yani bu Hakan paranoyası yüzünden insanları töhmet altında bırakmıyor. Ne dediysen boş. İyilik yaramıyor ki. Kabahat zaten onu düşünende. Allah Allah. Nasıl inanmaz sana ya? Ne diyor peki? Ben onu kıskanıyormuşum. Ben adama diyorum ki Feritçiğim bak, masanın üzerinde duran o kremalı, üzerinde çilek olan pasta var ya, zehirli. O bana ne dese beğenirsin? Ne? Sen beni kıskanıyorsun. Allah Allah. Kıskansan ne olacakmış ki yani? Ha? Soruyorum yani, ne oluyormuş kıskanınca? İnsan sevdiği kişi belli bir ölçüde kıskanabilir. Evet, kıskanabilir. Ama benim derdim kıskançlık değil. Ben Ferit'i korumaya çalışıyorum. Kız var ya, Ferit'e sanki böyle Ferit'in içine uyacak gibi bakıyor. Ya başkası olsa onu da korurum. Nazlı. Kızım. Ben varım karşına ya Fatoş. Sen bir kere Ferit'i seviyorsun, tamam mı? Böyle Ferit'in etrafında da gözleri fıldır fıldır, aklında 40 tane tilki olan bir kadın dolaşınca insan sinirlenebilir tabii ki de. Ferit'ten kendimi uzak tutmak zorundayken o istediği kadar yaklaşabileceğini düşünüyor. Ağrıma gidiyor tabii. Gitmez mi tabii Nazlı? İnsan ne kadar çok fırsatım varmış diye düşünüyor. Hiç değerini bilememişim diye düşünüyor. İşte şimdi istesen de yanına bile yaklaşamazsın. Beni üzecek diye yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama onsuz da sanki zaman geçmiyor gibi. En zor da bu sanırım Nazlı. Hem ondan uzak kalamıyorsun, hem yanındayken de acı çekiyorsun. Fatoş. Nazlı. Canım Fatoş'cum, senin bana söylemek istediğin bir şey olabilir mi acaba? Ay Nazlı, ben galiba Tarık'ı seviyorum. Hı? Hem de öyle arkadaş gibi değil yani. Hani arkadaş olarak da seviyorum ama... arkadaşlıktan daha öte bir şekilde seviyorum yani ben onu. Ay, oh! Ay! Söyledim, rahatladım vallahi. Bir dakika. Bizim Tarık'tan bahsediyorsun değil mi? Yani bak başlarda ben de öyle görmezden geldim, tamam mı? Arkadaş gibi falan dedim ama öyle değil ya Nazlı. Kimse bana Tarık'ın baktığı gibi bakmıyor ya. Gerçekten ben de bir tek bana baksın istiyorum. Bir tek bana gülsün istiyorum. Ay ben resmen aşık olmuşum ya. Olmuşsun galiba Fatoş. Of. Benim var ya dışarıya çıkıp şöyle bir bağırmam lazım Nazlı. İçimdeki bu şeyi atmam lazım.
Deminden beri göğsüme bir öküz oturdu. Çıkmıyor. Sinirden çocuğu da çatır çutur tuzladım zaten. Tuzladın mı? Ekiple tanıştınız. Bundan sonra haftada bir rutin olarak görüşüp gelişmeleri size aktarırız. İyi olur. Bilgileri sürekli güncellemek bizler için faydalı. Bugün işler açısından çok keyifliyim. Hem bu marina projesinin problemsiz ilerlediğini gördüm, hem de bugün bir ihalede Hakan'ı alt edeceğiz. Hastane arsası ihalesi değil mi? Kesin mi o iş? Kapalı zarf usulü yapılıyor başvurular. Bizimkiler son anda bir hesap çıkardı. Teklifi 200 milyon liraya çıkarmaya karar verdik. Ha, 150 milyon civarında kalacaktık ama. Evet ama yine bir bilgi geldi. Net 200 milyon teklif veriyoruz. Tebrikler. Önümüzde kutlama yapacak çok şey olacak demek ki. Evet, aynen öyle. Kalkalım biz de Engin ufaktan. Şirkette bir toplantımız daha var malum. Biz de projenin üzerinden bir kere daha geçelim. Sonra ben alışveriş için burada birkaç yere gideceğim. Görüşürüz. Beyler görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Belicim görüşürüz. Kendine. Ah, gidiyor musunuz? Evet. Ben arabadayım Engin. Görüşürüz. Evet, toplantımız bitti, gidiyorduk. Tamam. Peki, memnun kaldınız mı? Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz bana. Rica ederim. Siz zaten çok sevdiğimiz müşterimizsiniz. Bir de işinizden biri bu restoranın orada tabii. Engin Bey, çıkıyormuş. Ben Ferit'le geçerim Tarık şirkete. Oradan da zaten kendi arabamı alıp çıkacağım. Sen istiyorsan kalabilirsin burada. Tamam o zaman, ben burada kalayım. Yardıma falan ihtiyaç olursa diye ki genelde oluyor. Buradayım o zaman ben. Tamam Tarık'cığım. Sen istersen git ve Fatoş'a sor. O şimdi neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Tamam, ben Fatoş'u sorayım. O zaman şey yapayım, gideyim Fatoş'u bulayım ben. Görüşürüz. Tamam. Ben de gideyim. Tamam, peki. Engin, seninle sohbet etmek güzel. Aslında sana borsayla ilgili bir akıl danışacaktım ama seni işinden alıkoymak istemem şimdi. Ben de seni işinden alıkoymayayım. Çok yoğun burası. Peki. Görüşürüz, hoşça kal. Manami, ben bu hafta arkadaşlarımla minik bir caz konserine gideceğim. Hem bu arkadaşlarım da borsacı. Yani konsere benle gelirsen istiyorsan sonra borsadan, işten falan da konuşuruz. Ne dersin? Olur. Güzel olur. Tamam, harika. Ben haber vereyim o zaman sana. Tamam, seninle haber bekleyeceğim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Tamam, görüşürüz. Konuştuğumuz gibi 3 gün sonra yine görüşüyoruz. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşmek üzere. Alo. Efendim. Ben müsait olduğum her an seninle iletişime geçiyorum zaten Hakan. Beni sıkıştırma Hakan. Şimdi bir sus da beni dinle. Çok önemli bir haberim var sana. Belki de hemen harekete geçmen gerekebilir. Ya ama acele et biraz, bak araya arabalar girecek, gözden kaçıracağız sonra. Ya ablacığım, film mi çekiyoruz burada? Şu arabayı takip et, gözden kaçırma falan. Ne oluyor? Ama bak konuşuyorsun, önüne bakmıyorsun, gözden kaçıyorlar sonra. Allah Allah, çattık. Ay ne yapıyorum ben ya? Bir tane Hakan var Nazlı. Ama olsun olsun. Gözlerimle göreyim, içim rahat etsin. Biliyordum Pelin. Hayatımızın ortasına pat diye düşmenin masum bir sebebi olmadığı belliydi. Hakan ya, Hakan. Hadi Nazlı. Ne işler çeviriyorsunuz acaba? Yine neyin peşindesiniz?
Bakalım bu sefer inanacak mısın bana Ferit Bey? Evet. Ya insan şimdi böyle önlüğü falan giyince de havaya giriyor. Şunu yapmak geliyor içimden bak. Nazlı öyle doğuruyor işte. Ben de istiyorum da olmuyor. Ama sen de ne kadar ince doğradın ya. Tarık. Fatoş, siz ne yapıyorsunuz ikiniz burada? Ya Tarık geldi, bana yapılacak bir iş var mı? Ver onu yapayım dedi. Ben de hiçbir iş yok dedim. Hadi o zaman yemek yiyelim beraber dedik. Sonra da tutturdu, ille ben yapacağım o yemeği diye. İşte şimdi bize böyle menemen yapıyor. Ya siz şimdi sıkılmışsınızdır sürekli aynı şeyi yemekten. Ben size bir menemen yapacağım. Muah! Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Evet çekirge. Sarımsakları alayım. Buyurun şefim. Bir kalite kontrol yapalım. Tamam. Yani bizim köyün sarımsağı kadar olmasa da belli bir potansiyeli var. Evet. Şimdi fazla koymuyoruz. Bir diş kadar koyacağız. Şöyle. Ha. Ha. Güzel. Oh, mis mis. Şimdiden güzel kokmaya başladı bire. Ben de iyiyim. Herhalde canım. Yani biri yer biri bakar değil mi? Evet çekirge. Domates alayım. Gerçi mevsim de değil ama yapacak bir şey yok. Menemen yapıyoruz. Ha, Nazlı'nın yaptığı domates konserveleri vardı. Onlardan getireyim ben. Dur. Hadi yaşa. Oo, Hatay usulü. Konserveler Nazlı ile Ferit beraber yapmışlardı değil mi? Sen anlatıyordun. Evet, eve geldiğimizde her yer kavanozdu. Hey gidi be, nereden nereye? Bu ne ya? Aa, bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu kesin Ferit Bey sıkmış. Çok belli. Havasını falan aldım gene açılmıyor ha. Anam. Ver onu Tarık. Bana ver. Yok açamazsın ya. Nasıl açacağım? Adayım. Sıkmış. Ay! Aa. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Onu ben gevşettim. Sana denk geldi. Buyurun. Hadi hadi bırak bırak. Kadınız Japon tekniğiyle şıraks diye açtı vallahi. Tamam çaktırma canım sen de. Evet açılmış, açılmıştır. Dökelim. Hadi bakalım. Allah! Döküyoruz. Bunu yapar ama normal. Ay aleler çıkıyor. Çok güzel, çok güzel. Evet çekirge, yumurtaları alayım. Heh. Buyurun. Güzel. Yumurtalar da var. Ve... Oh. Oh. Ne oldu Tarık? Tarık? Tarık ne oldu? Gözüm ya. Salak kafam. Biber doğradığım elimi gözüme soktum ya. Ay o çok kötü yanmıştır şimdi. Yandı tabii, yanmaz mı ya? Ay ne yapsak ya? Ya Tarık şöyle gel otur biraz. Yok. Manami sen hadi Tarık'a böyle peçete falan getir, ben ilgilenirim. Tamam? Hadi canım. Tamam peki. Tarık hangi gözü? Ya şu... bu yanda bu çok kötü. Ah, bakayım. İnsan biber doğradı elini, getir ne sokuyorsun? Buna da elledim. Ay ama Tarık. Ay. Hakanlar ihalede son anda tekliflerinde değişiklik yapmışlar. Kendi zarflarını alıp yenisini vermişler. Zarflar açılmış, sonuç ne? 205 milyon. Yani senin Pelin'e verdiğin rakamın sadece 5 milyon fazlası. Sen bizim için kaç teklif vermiştin? Bizim teklif 250 idi. İspatlayamayız tabii ama muhtemelen Pelin Hakan için çalışıyor. Merhaba. Hoş geldin. Ben şu işleri bir halledeyim, konuşuruz tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana Pelin'de beni rahatsız eden bir şeyler olduğunu söylemiştim. Umarım artık basit bir kıskançlık olmadığını anlamışsındır. Neyin peşindeler, dertlerini bilmiyorum. Ama ikisinin bir arada olması bana hiç masum gelmedi. Hala inanmıyor musun bana? İnanmıyor değilim Nazlı. Sen gelmeden az önce Hakan'la Pelin'in işbirliği içerisinde olduğunu öğrenmiştim zaten. Haklıymışsın. Neyin peşindelermiş peki? Hakan bulduğu her fırsatı lehine çeviriyor. Her şeyi fırsat haline getiriyor. Bu sefer de Pelin'i oyunlarını alet etmiş belli ki. Pelin'i oyunlarını alet etmiş Hakan. Yani Pelin'in hiçbir suçu yok. Masum Pelin Hakan tarafından oyunlarını alet edilmiş. Ya hala Pelin'i mi savunuyorsun Ferit? Nazlı Pelin'i savunduğum falan yok. Merhaba Nazlı. Ferit müsait misin? Bu etkinlik alanı ile ilgili bir şey soracaktım ama
Daha sonra da gelebilirim. Daha sonra gelmene gerek yok Pelin. Hatta bundan sonra gelmene hiç gerek yok. Marina projesini iptal ettim. Nasıl yani? Sen bence Pusula Holding'le değil de Hakan Önder'le çalışsan daha iyi olacak. Belli ki daha uyumlusunuz. Neden bahsettiğini anlamıyorum Ferit. Hakan'la ne ilgim olabilir benim? Bu fikre kapılmana neyin ya da kimin sebep olduğunu bilmiyorum ama... Yeter Pelin. Daha fazla yalanlarını dinlemek istemiyorum. Lütfen dışarı çıkar mısın? Tatsız bir şekilde çıkmak istemeyeceğine eminim. Lütfen açıklamama izin ver Ferit. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Sen de sevmiştin beni. Ya Demet olmasa evlenecektik biz. Bunun için Demet'e ne kadar teşekkür etsem az. Bugüne kadarki emeklerin eğer tabii kendi emeğinse sana ödenecek. Dışarı. Hep sen sokuyorsun bunları aklına değil mi? Pelin. Sen nasıl bir insan olduğunu gösterdin. Ben zaten 7 yıl önce yanılmamışım. Lütfen hayatımızdan çık. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ben de gideyim artık. Restoranda işlerim var. Nazlı. Teşekkür ederim. Pelin hakkında beni uyardığın için. Önemli değil. Ben de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Ben seni her zaman dinlerim Nazlı. Bir anlatsan. Yarın görüşürüz. Mahkemede. Nasıl bu noktaya geldi? İşler nasıl bu kadar büyüdü ben anlamıyorum ya. Biz hiçbir şey yapamayacak mıyız şimdi? Ok yaydan çıktı artık Asuman'cığım. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ya nasıl hiçbir şey yok Fatoş? Ben ablam üzülürken burada susup oturmak istemiyorum. Benim yüzümden acı çeksin istemiyorum. Asuman, Nazlı bir karar aldı ve biz de ona güvenmek zorundayız. Anladın mı? Sen de buna uymak zorundasın Asuman. Bak bugüne kadar başımıza ne iş geldiyse senin bu kendi başına iş yapmaların yüzünden geldi. Ya tamam, ben kendi başıma bir iş yapayım demiyorum ki. Biz gidelim ablamla konuşalım, onu ikna edelim. Ne bileyim davadan vazgeçsin, Hakan'ı oyalayacak bir şeyler bulalım. Ne gibi mesela Asuman? Hı? Hayır biz bunu düşünmedik mi zannediyorsun yani? Ama Nazlı annenle babanı düşünüyor. Haklı da böyle bir şey kaldıramazlar. Keşke Deniz beni kurtarmaya gelmeseydi. Ay saçmalama Asuman ya. Bak kız geldi, kızı da üzme sakın. Ben geldim. Hoş geldin. Nazuş'um, geç kaldın bebeğim. Mutfakta biraz stres attım. Doğradım da doğradım diyorsun yani. İyi geldi ama. Sağ ol Fatoş'um. Yemek var koyayım mı? Çorba var çok güzel. Yok. Afiyet olsun size. Peki. Niye ses çıkmıyor? Ablacığım, hayrola bir hoş geldin yok mu ablana? Abla. Yarın... Asuman, bak lütfen. Bir karar verdim ve bu kararı tartışmak istemiyorum. Uzatmayalım. İyi de abla ben... Asuman iyi desi yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Böylesi ikimiz için de daha iyi. Zaten belki de birbirimize hiç uygun değildik. Asuman, Ferit şu an rahatlamış bile olabilir. Bu evliliğin zaten en başından beri bir hata olduğunu düşünmeye başladığına eminim. Yapma. Hadi afiyet olsun size. Al işte. Şurada otur.